Sevgili soydaşlarımız ve sevgili izleyicilerimiz, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan'ın Kilikyan'ın bağımsızlığının 102. yıl dönümüne adanmış mesajını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de sizlere sunuyoruz. Kilikya, Hitit Krallığı zamanından beri biliniyor ve 10 bin yıldan fazla bir tarihe sahip. Kilikya'ya farklı tarihçiler farklı isimler vermişlerdir. Alişan, Ermeni Kilikyası, Hovsep Orbeli, Kilikya Ermenistan'ı ve bazıları Küçük Hayk olarak da adlandırıyordu. Çünkü Küçük Hayk Akdeniz kıyısındaydı. Kilikya Ermeni Krallığından bahsetmek istiyorum ve bir kereden 20. yüzyıldan ve 28 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona eren Birinci Dünya Savaşı'na değinmek istiyorum. Bu tüm kıtalardan 38 devletin katıldığı modern zamanların jeopolitik haritasını şekillendirmeye savaşıydı. Bu devletler iki askeri ittifaklar kurdu ve işte savaşa katılan Türkiye 30 Ekim 1918'de Ege Denizi'ndeki Limnos Adası'ndaki Mondros Limanı'na demirleyen Agamemnon Kravizörü'nde Büyük Britanya ile bir ateşkes antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Buna göre itilaf devletleri Boğaz ve Çanakkale'deki kaleleri işgal etme hakkını elde ediyordu. Ve teslim olan Türkiye, birliklerini İran, Transkafkasya ve Kilikya'dan çekmek zorunda kalıyordu. Ermenileri ana göç etme hakkını elde ettiler. Ve işte bu jeopolitik çalkantıda dünyanın yeni siyasi haritası oluşturulurken Türkiye tarafından soykırıma uğratılan, vatanlarından mahrum bırakılan ve ana vatanlarına göç etme hakkına sahip olan Ermeni halkı hakları için savaşmaya ve tarihi bölgelerini özgürleştirmeye karar verdiler. Daha 1916 yılında Seks Piko ve Nubar Paşa arasında imzalanan anlaşmaya göre 1918 yılının Kasım Aralık aylarında Kilikya'ya girerek önemli stratejik noktaları işgal ederek Kilikya'nın savunmasına katıldılar. 4 Ağustos 1920'de Hınçak Partisi'nin bir üyesi 1891-1894'te Sasun'un meşru müdafaa başkanı toplum askeri figür Mihran Damatya'nın önderliğinde 4 Ağustos 1920'de Adana'daki Ulusal Yüksek Şura, Kilikya'yı Fransa'nın himayesinde bağımsız bir devlet ilan etti. Ancak Fransa devlet çıkarlarına dayanarak hem Ermeni lejyonunu hem de Kilikya'nın özelliğini feshetti. 1920-21'de Rusya'nın yardımıyla Kilikya'nın Kemalistler tarafından ele geçirilmesi gerçekleşti. Şimdi ise 21. yüzyıla değinmek istiyorum. Bugün bile dünya bir savaş halinde ve 50'den fazla devlet tarafından yeni bir jeopolitik harita oluşturuluyor. Olayları yakından takip eden ve hem devletin belirlediği topraklardan hem de tarihi topraklardan sorumlu olan Batı Ermenistan hükümeti bugün Batı Ermenistan'ın yerli halkının haklarını ve çıkarlarını yükseltiyor. Bu arada birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Yerli Haklar Uzman Komisyonu'nun çalışmasında Temmuz başında Devlet Başkanı Armene Gabrahamyan ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan konu hakkında konuşmalarda bulundu. Burada Batı Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'e bir hukuki paket sundular ki bu hukuk paketi şimdi Birleşmiş Milletler'in web sitesinde yer almaktadır. Şimdi Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilerinden ve özellikle son yüzyıl boyunca dünyaya dağılmış, yerli ve diaspora adı altında haklarını aramamış Kilikya Ermenilerinden bahsediyorum. Taşnaklıcın Partisi ve Kilikya Katolikosu birinci aram sahte bir gündem geliştiriyor. Soykırımın tanınması ve ödüllendirilmesi. Hatta sisteki katolikosluk kendisini Spürk diaspora olarak gördüğü noktaya kadar geldiler. Yerli bir halk nasıl kendi topraklarında diaspora olabilir? Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce kapitülasyon altında bulunan Osmanlı İmparatorluk Hükümeti ve Ermeni eyaletlerinin en yüksek ve tek otoritesi adına Tiflis Ermeni Ulusal Konseyi arasında anlaşmanın Hadisyan ve Hovannes Kaçazunli tarafından Batum'da 4 Haziran 1918'de imzaladığı doğrudur. Anlaşmaya göre Ermenistan toprakları 12 bin kilometre kareydi ve tüm fedai müfrezeleri ve General Antranik feshedildi. Kilikya'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Ermeni lejyonunun 102. yıl dönümü konularını Batı Ermenistan hükümeti nasıl ele aldıysa bu konuya da daha sonra detaylı değinilecektir. Şimdi konuşmamı bitirerek Kilikya Ermenilerine ve dünyanın her yerinde yurtlarından mahrum bırakılan Batı Ermenistan çocuklarına sesleniyorum. Devletsel haklarımızı savunmanın ve ana vatanımız Batı Ermenistan'a dönmenin zamanı geldi. Sevgili Ermeniler, yüzyıl aşkın bir süredir ihlal edilen haklarınız için uluslararası mahkemeye bireysel olarak başvurmak istiyorsanız halihazırda kendi evlatlarının ve bölge topraklarının haklarını savunma konusunda deneyimli olan Batı Ermenistan hükümetine başvurabilirsiniz. Bir kez daha söylemek istiyorum ki dininiz ne olursa olsun Türkçe, Kürtçe veya herhangi bir başka dil konuşursanız da siz bizim evlatlarımızsınız ve her yerde kendi çıkarlarımızı savunuyoruz ve savunacağız. Sevgili soydaşlarımız, ve sevgili izleyicilerimiz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sedam Melikyan'ın Kilikyan'ın bağımsızlığının 102. yıl dönümüne adanmış mesajını sunduk.